Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir Active Directory üzerinde silinen nesneyi geri getirmeye çalışacağız. Bir önceki videoda Active Directory'mizin backup'ını almıştık. Ben bu dersi çekene kadar birkaç backup daha almış. Şimdi Active Directory'me geliyorum. Örnek yapabilmek için. Buradan ben Active Directory üzerinde departmanlar oluşturdum ve bu departmanlara çalışanlar ekledim. İnsan kaynakları departmanında Mehmet Ay isimli kullanıcıyı yanlışlıkla sildiğimi farz ediyorum. Bu kullanıcıyı sildim. Muhasebeden de Mustafa Yılmaz'ı sildim. Kazayla bir silme işlemi yaptık. Bu bilgisayar da olabilir, bir computer objesi de olabilir, user objesi de olabilir. Active Directory'deki her şey bir objedir. Obje bazlı kurtarmaya dahil edilebilir. Şimdi disklerime geliyorum. Buradan Active Directory AD Backup isimli backup'ıma geliyorum. Bu backup üzerinde bir kurtarma işlemi yapacağım. Üzerine sağ tıklıyorum. Restore Application Items seçeneğinde Microsoft Active Directory Objects diye bir sekme var arkadaşlar. Biz kurtarmayı bununla yapacağız. İsterseniz sanal makinenin üzerine sağ tıklayıp buradan seçebilirsiniz. İsterseniz Home tabından Restore deyip VMware vSphere deyip From Backup deyip buradan Application Items Restore deyip buradan Microsoft Active Directory diyebiliriz. Otomatik olarak envanterimdeki Active Directory'yi buldu. En güncel noktadan restore etmek istediğimi bir sonraki bölümde seçeceğim. Gördüğünüz gibi burada Full Backup var. Buradan seçiyorum. İlerliyorum. Next diyorum ve Browse diyorum. Şimdi bana Backup'tan bir Explorer açacak. Açılana kadar biraz Active Directory'de silinen objelerden bahsedeyim. Biz Active Directory'de bir obje sildiğimizde aslında o objeyi silmiyor. Sadece isDeleted kısmına True diye bir atama yapıyor. Bu da objeyi ortamdan gizliyor. Aslında gerçek manada bir silme işlemi yapmıyor. Buna Active Directory üzerinden de ulaşabilmek mümkün. Yalnız birkaç şeyi enable etmeniz, Recycle Bin'i enable etmeniz gerekiyor. O bu videonun konusu olmadığı için ona değinmeyeceğim. Siz Bin Backup'tan bu şekilde de kurtarma nasıl yapabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Domain ağacımı genişletiyorum. Burada Users and Computers'a geliyorum. Gördüğünüz gibi grup polisi bile kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Departments'a geliyorum. Burada gördüğünüz gibi muhasebe ve insan kaynakları user'larını görebiliyoruz. Şimdi bir Compare Object Attributes diyelim. Gördüğünüz gibi Mehmet Ay isimli kullanıcı Tom Stone olmuş. Yani bunu silinen bir obje olarak işaretlemiş Active Directory. Burada bize onu gösteriyor. Buradan da teyit edebilirsiniz. Yani Tom Stone'u gördüğünüzde bu objenin silinmiş olan bir obje olduğunu anlayabilirsiniz. Bunda da yine aynı şekilde bir geri dönüş yapıyor bize. Silinen objenin bir komple silinmediği için bir mezar taşı oluyor ve bu da belli bir süre saklanıyor mezar taşı olarak. Buradan geri dönüş yapabiliyoruz. Active Directory üzerinden de. Ama komple fiziksel silindiğinde artık tombstone olarak işaretlenmiyor. Fiziksel olarak veri tabanından, Active Directory veri tabanından siliyor. Ama biz onu yine Bin Backup'la getirebiliyoruz. Çünkü bu obje bizim elimizde duruyor. Sadece Active Directory üzerinden kurtaramıyoruz. Eğer kurtarmak istediğimizde böyle bir seçenek var. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu tamamen Active Directory'den kurtarma yöntemini anlatmak için anlattım. Bu tombstone kavramını. Bizim tarafımızda çok bir önemi yok. Biz buradan kurtar dediğimiz an Vim Active Directory ile iletişime geçip onun tombstone özelliğini kaldıracak ve oradan user'ı geri getirecek. Şimdi bu user için, Mehmet Ay user için bir kurtarma işlemi yapalım. İstersek dışarı aktarabiliyoruz. Export object to desktop ya da farklı bir noktaya ya da direkt domain controller'a kurtarabiliyoruz. Domain controller'a doğru kurtarma işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi başarıyla Mehmet Ay'ı kurtardı. Şimdi Active Directory'mize gelelim. Gördüğünüz gibi insan kaynakları altında bu user'ımız geldi. Diğer muhasebede silinen Mustafa Yılmaz'ı da kurtaralım. Hatta bunu da
orijinal lokasyonuna değil de spesifik bir noktaya taşıyabiliyoruz. Ben domain admin hesabımı girmiştim. Uygulama duyarlı backup alabilmek için Active Directory makinesi üzerinde. Şu an onu zaten Current Account ile seçti. Next diyorum. Orijinal container'a mı gitsin, farklı bir noktaya mı gitsin diyor. Orijinal container'a gitsin ya da farklı bir container seçelim. Buradan users'ın altına gitsin bu sefer. Next diyorum. İstersem parolasını kurtarıyorum, istersem yeni bir parola atıyorum ya da parolasını kurtarmıyorum. Bu seçenekler de mevcut. Ya da sonraki girişte parolasını değiştirmesini isteyebiliyorum. Şimdi diyelim ki sizin ortamınızda bayağı bir user silindi. Bu seçeneklerle ilerlemek istemezsiniz çünkü kullanıcılar oturum açmak istediğinde hatalı parola olacak ve ilk etapta hemen size ulaşmaya çalışacaklar. Örneğin 100 kullanıcı bu silme olayından etkilendiğini farz edersek 100 tane size çağrı talep gelecek. O yüzden orijinal password ile kurtarmanız tavsiye edilir. Next diyorum. Durumu en son neyse o şekilde mi kalsın? Enable mi etsin, disable mi etsin? Olduğu gibi kalsın. Zaten enabled'ı. Next diyorum. Bu seçeneklerde bir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. Restore diyorum. Ve user başarıyla kurtarıldı. Onu da users altında görebilmemiz lazım. Gördüğünüz gibi Mustafa Yılmaz kullanıcısı buraya geldi. Active Directory'de obje bazlı kurtarmayı bu şekilde yapıyoruz. Diyelim ki sizin ortamınızda domain controller 1 adet. Bunu tavsiye etmiyoruz. Ortamlarınızda en azından minimum 2 adet domain controller olsun. Çünkü bir domain controller problem yaşadığında ve hatta bir ransomware yediğinde kullanılamaz duruma geldiğinde tamamen faciaya sebep verebilecek olaylar olacaktır. O yüzden Active Directory domainimizdeki en önemli makinalardandır. Active Directory'nin her zaman bir yedeği olması tavsiye edilir. Canlı çalışan farklı bir domain controller olmadığında tek makinanızı kaybettiğinizde bunun geri dönüşü çok zor oluyor. Win Backup'la Active Directory makinanızı komple geri dönebilirsiniz. Ondan yana problem yok ama belli bir prosedürlerden geçmeniz gerekiyor. Bu çok detaylı bir konu. O yüzden mümkün mertebe bu noktaya gelmemek için siz domain ortamlarınızda bir additional DC ekleyin. Domain kontrolörü komple kaybetmemek için. Yoksa additional domain controller bize şöyle bir yedeklilik sağlamıyor. Burada user'ı sildiğimiz an orada user duruyor gibi bir durum yok. Aynı anda oradan da siliniyor. Çünkü domain controller'lar birbirleriyle sürekli bir senkronizasyon halinde. Benim kastım Win Backup'la normal bir sanal makina dönermiş gibi. Browser'ımı kapatıyorum. Benim buradaki kastım Win Backup'la normal bir sanal makine dönermiş gibi Active Directory'yi dönemiyoruz. Ortamımıza bu şekilde bir geri dönüş istemeyiz. Çünkü bir takım senkronizasyon problemleri olabilir. Bundan dolayı bir additional DC kurmanızda fayda var ortamlarınızda. Bir Active Directory'yi tek başına yalnız bırakmayın. Evet, bu videoda obje bazlı bir kurtarma işlemi yaptık. Active Directory üzerinden uygulamaya duyarlı backup almıştık bir önceki videoda. Bu videoda da objelerimizi kurtardık. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.